İkinci bölüm. Dikkatli olalım. Bu nedenle işittiklerimize daha çok bağlanmalıyız. Öyle ki bunlardan uzağa sürüklenmeyelim. Çünkü melekler aracılığıyla bildirilmiş olan söz geçerli olduysa, her suç ve her söz dinlemezlik hak ettiği karşılığı aldıysa, bu kadar büyük kurtuluşu görmezlikten gelirsek nasıl kurtulabiliriz? Başlangıçta Rab tarafından bildirilen bu kurtuluş, Rabbi dinlemiş olanlarca bize doğrulandı. Tanrı da buna belirtiler, harikalar, çeşitli mucizeler ve kendi isteğine göre dağıttığı kutsal ruh armağanlarıyla tanıklık etti. İzleyicileriyle özdeşleşen İsa. Tanrı sözüne ettiğimiz gelecek dünyayı meleklere bağlı kılmadı. Ama biri bir yerde şöyle tanıklık etmiştir. Ya Rab, insan nedir ki onu anasın? Ya da insanoğlu nedir ki ona ilgi gösteresin? Onu meleklerden biraz aşağı kıldın. Yücelik ve onur tacını ona giydirip, ellerinin yapıtları üzerine onu görevlendirdin. Her şeyi onun ayakları altına sererek ona bağımlı kıldın. Tanrı, her şeyi insana bağımlı kılmakla, insana bağımlı olmayan hiçbir şey bırakmadı. Ne var ki, her şeyin insana bağımlı kılındığını henüz görmüyoruz. Ama meleklerden biraz aşağı kılınmış olan İsa'yı, Tanrı'nın lütfuyla herkes için ölümü tatsın diye, çektiği ölüm acısı sonucunda yücelik ve onur tacı giydirilmiş olarak görüyoruz. Birçok oğlu yüceliğe eriştirirken, onların kurtuluş öncüsünü acılarla yetkinliğe erdirmesi, her şeyin kendisi için ve kendi aracılığıyla var olduğu Tanrı'ya uygun düşüyordu. Çünkü kutsal kılanla, kutsal kılınanların hepsi aynı babadandır. Bu nedenle İsa onlara, kardeş demekten utanmıyor. Senin adını kardeşlerime ilan edeceğim. Topluluğun ortasında seni ilahilerle yücelteceğim, diyor. Yine, ben ona güveneceğim. Ve yine, işte ben ve Tanrı'nın bana verdiği çocuklar, diyor. Bu çocuklar etten ve kandan oldukları için İsa, ölüm gücüne sahip olanı, yani iblisi, ölüm aracılığıyla etkisiz hale getirmek üzere onlarla aynı insan yapısını aldı. Bunu, yaşamları boyunca ölüm korkusu yüzünden köle olmuş olanların hepsini özgür kılmak için yaptı. Kuşkusuz o, meleklere değil, İbrahim'in soyundan olanlara yardım ediyor. Bunun için her yönden kardeşlerine benzemesi gerekiyordu. Öyle ki, Tanrı'ya olan hizmetinde merhametli ve sadık başkâhin olup, halkın günahlarını Tanrı'ya bağışlatabilsin. Çünkü kendisi sınandığında acı çektiğine göre, sınananlara yardım edebilir.